Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz yeni içeriye değerli dostlar. Bugün böyle bir akşam sürüşü yaparken sizlerle sohbet, muhabbet, dertleşme mahiyetinde motosikletim gecenin Dominar 400'ün yaşadığım tek problemini ve çözüm sürecinde sizlerle yaşadığım sıkıntıları, aşamaları anlatmaya çalışacağım. Onun için sizlerle birlikteyiz. Bir gece sürüşü yapalım şöyle karanlıkta gözlerimiz yorulmadan. Güzel bir motosiklet sürüşü olsun. Havaların bizim buralarda son demleri artık soğumaya başladı. Yeni içeriye hoş geldiniz değerli dostlarım. Bir aboneliğinizi alırım. Instagram'dan da takip ederseniz memnun olurum. Eski videolarımı ve kısa videoları da gözden geçirirseniz içlerinde sizlere ait bir şeyler bulursunuz. Tekrardan hoş geldiniz. Haydi bakalım. Dominar 400'ümle yaşadığım bir problemim var. Onu sizlere anlatmaya çalışayım değerli dostlar. Eskiden beridir takip edenler bilirler ki değerli dostlar, sizler beni YouTube ortamında Hero ile tanıdınız. Hero X-Pulse 204V ile ona çektiğim videolarla tanıdınız. Hala doğacıyım, hala kampçıyım. Zaten içerikleri gözden geçirirseniz bunları görürsünüz. Bu kanalda ilk video çekmeye başlamam aslında isteğim anı biriktirmekti. Hala da o yönde devam ediyorum. Anılarımı biriktirirken bir taraftan da sizler gibi değerli dostlar kazanmaya başladım. Arkadaşlar, Hero ile devam ederken artık beni seyir hızları kesmemeye başladı asfaltta. Bununla ilgili de defalarca içerik ürettim. Motosiklet seçerken nelere dikkat etmek gerektiğini vurguladım. Bir dönem, yani yaklaşık 2 yıl kadar hiçbir sıkıntı olmadan ben Hero'yu, hiçbir sıkıntı olmadan ama servise de şu iş için gittim diyebileceğim hiçbir şey olmadan Hero X-Pulse 204V'yi kullandım arkadaşlar. Fakat şöyle bir problemim vardı, işte asfalta düşüp yol almak istiyorum. Mesela biliyorsunuz Kütahya'da ikamet ediyorum ama ben Sivaslıyım. Memleketime gezmeye gitmek istiyorum. Asfalta düştüğümde 80-90 eyvallah ama 90'da bile motosiklet fazlaca devir çeviriyor. Bu da beni ziyadesiyle rahatsız ediyordu arkadaşlar. Gitmiyor değil, 120'lere kadar çıkıyordu. 130 gibi bir son hızı vardı ama gider hızı 90-100'dü. 90-100-110 oralarda seyir hızları vardı ama rahat hızı 90'dı. En büyük sebebim buydu ki Hero'yu Temmuz ayında daha da binerim diyordum aslında. Bu sene yazın böyle bir tet rotası yapma niyetim de vardı doğada. Öyle bir düşüncem vardı, bir video dizisi yapayım diyordum. Sattım arkadaşlar. Neden sattım? Çünkü Bajaj, Kuralkan Türkiye'deki yetkili satıcısı, getiricisi, yüklenicisi Kuralkan bir kampanya yaptı. Dedi ki şu kadar peşinat verirsen gerisini kredi kartına vade farsız bölerim. Ben de dedim ki arkadaş, bu motosikletimi satayım. Benim Hero'ma, biliyorsunuz benim verdiğim isim Cengaver'di. Cengaver'i sattım arkadaşlar. Üstünde de dünya kaba tabirle eşek yüküyle de ekipman vardı. 95 bin Türk lirasından Antalya'daki polis arkadaşımıza sattık. O da benden aldı. Bir ay sonra o da sattı. Artık al satçı mıydı neydi bilemiyorum. Tabii kendi tercihi. Sonra gittim arkadaşlar. Bir miktar param vardı. Bunu 116 bin Türk lirasına tamamladım. Dominar 400 almaya karar verdim. Motosikletimi Temmuz 17'de teslim aldım arkadaşlar. Rodajı ilk 500 ila 1000 arası diyorlardı mesela. 490 kilometrede ben rodaja gittim. Çekişinden falan hiçbir sıkıntım yoktu. Bu motosikletteki en büyük eleştirim, bence en baştaki eleştirim, hep dediğim gibi titreşimli bir makina olmasıydı Dominar'ın. Benim en büyük eleştirim buydu. İnanın bu kadar bilmiyordum. Ben Şükrü'nün Dominar 250'sini uzunca bir süre kullandım, test ettim. Dominar 250 bu motosikletten daha rafine, daha az titriyor, daha iyi duruyor. Zaten onunla ilgili de videom var. Dediğim gibi motosikletten bir şikayetim yoktu. Ama ilk 100 kilometrenin içerisinde, biliyorsunuz biz motosikletleri çalıştırdığımızda ABS lambası bunun tam şu N harfinin yanında solda. ABS lambası orada. ABS lambası 10 kilometreyi geçince sönüyor. Yani ne oluyor? Ön okuyucu, arka okuyucu ABS'nin çalıştığını, devrede olduğunu anladığı andan itibaren o lambayı söndürüyor. Benim problemim neydi değerli dostlar? Birdenbire giderken bu yoldaki tırtıklar ya da işte ne bileyim yerdeki bunlara kilit taşlar veya bu motosiklet sert bir amortisöre sahip. O sertlikten kaynaklı olarak motosiklet ön teker ya da arka teker sıçradığında buradaki ABS ışığı yanmaya başlıyordu benim. Kimi zaman kendi kendine söndürüyor, kimi zaman da söndürmüyor değerli dostlar. Nasıl yapıyorduk bunu? Küçük bir kısa videoda da bahsetmiştim zaten. Nasıl sönüyor? Motosikleti sağa çekiyorum. Bayağı bildiğiniz işte kapatıyorum. Kontağı da kapatıyorum. Tekrar açıyorum. Tekrar hareket verdiğimde 10 kilometreye geçince sönüyordu. Bu şekilde kullanıyordum. Bu ilk aldığım 500 kilometre içinde bir ya da iki kere oldu. 500 kilometre bakımında ben arkadaşlar Bursa'da Smart Moto'ya gittim. Neden? Çünkü rodajın ilk 500 kilometresini uzun yolda yaptım. Ben rodajımın neredeyse tamamını uzun yolda yaptım.
güzel bir rodaj yaptığımı düşünüyorum. Dediler bana yani 500 ile 1000 arası sen bakıma gel, ama ben yine de o kadar uzatmayayım dedim, hani çevirmeyeyim. Çünkü burada service reminder diye uyarı veriyor şu görmüş olduğunuz ekranda. Gittim, araştırdım. Google'daki yorumları okuyarak Smart Moto'ya ulaştım. Gittim 500 bakımını yaptırdım. O zamanın parasıyla 2100 TL demişti. Nakit verince bir 150-200 lira indirim yaptı. Orada bu problemi dile getirdim. Dedi ki söndü mü? Evet dedim, sönüyor. Sönüyorsa bu problem değil, ama sürekli yanıyorsa problem dedi. Ama dedim bunu yaptı ve bu da benim içimi bulandırıyor. Bu arada da yine kanalda videolarım var arkadaşlar, onları da gözden geçirin. İç Anadolu turu yapmak istiyorum. Memleketim Sivas'a, Sivas Gürün'e gitmek istiyordum. Kontrol ettirdim. Adam sağına soluna baktı. İşte cihaza bağladı. Oradaki arıza kodlarını sildi. Bir müddet kullan dedi. Bir daha yapacağını düşünmüyorum. Disklerin ya da okuyucularında herhangi bir problem yok dedi. Biz yola düştük arkadaşlar. Yani dediğim gibi ilk 1500-2000 kilometrenin içinde bu kadar çok olmuyordu bu olay. Örnek veriyorum, 300 kilometrede bir, 400 kilometrede bir falan oluyordu, ama oluyordu. Smart Moto'daki ustanın açıklaması bana tekerler sektiği zaman dönüş hızlarından kaynaklı. Dönüş hızı değişince, yani ikisi senkron çalışmayınca ön arka teker, beyin bunu arıza gibi algılayıp ABS ışığını yakıyor. Ya yakıyor da arkadaş, bizim Türkiye yollarında her taraf pötür pütür. Ben her girdiğim yerde yanacak mı? O zaman beni tatmin etmişti. Ben düştüm Sivas Gürün yoluna değerli dostlar. Sivas Gürün yoluna düştüm. Uzunca bir müddet beton asfaltta, güzel asfaltlarda sürdük. Tabii tırtık yok, hoplama zıplama yok, sıkıntı yok. Kayseri'ye yaklaşınca hoplama zıplamalar belli bölgelerde başladı. Benim canım sıkıldı. Bu arada motosikletin kilometresi de 2000'i geçti arkadaşlar. O esnada o bilgiyi de vereyim size. Şu anda da motosikletim 5485 kilometrede. Yani kullanıyorum, aktifte kullanıyorum. Böyle bir durumla karşılaştım arkadaşlar. İlk 500 bakımında çözülmedi. Değerli dostlar, sonrasında biliyorsunuz ki bu motosikletlerde kimisi diyor ki 2000 kilometrede bir ara bakım yap. Kimisi diyor ki hayır gerek yok. Yağ soğutmalılarında bunlar da var. İşte 5000'den 5000'e bakımları var. Bu arada dediğim gibi işte tekrar bir vida ve genel kontrol için 2000 kilometre civarında Kütahya'daki başka bir servise gittim. Arzum motosiklete. Durumu aktardım. Bir şekilde çözeriz hocam dendi bana. Problem olmaz, bunlar çözülür. Ama şu anda görünür bir şey yok dedi. Garip bir şekilde herhalde daha öncekilerinde ön arka ABS disk okuyucularda bir problem vardı ki, demek ki ABS diskleri ayrı ya normal fren diskinden. Onları kontrol ediyorlar. Kabloları falan, fişleri kontrol ediyorlar. Yok abi, gene çözülmedi. Bizim dert. Ve bu sıklık artmaya başladı değerli dostlar. Yani eskiden 300-400'de yanan şey sonradan patır kütür yanmaya falan başladı. Kendi kendine yanmaya başladı. Bazen yandı, söndü, bazen hiç sönmedi. Yani kontak kapatınca bir şekilde bu çözülüyordu. Ya bu sinir bozucu bir hal almaya başladı. Arkadaşlar ben geldim 4500'lere. Service reminder tekrar çıktı. Tabii ki ne yapacağız? 5000 bakımı yaptıracağız. 4790 kilometrede tekrar Kütahya Arzum motosiklete gittim. Arzum motosiklette ustalar tekrar baktılar, dedim bakın benim derdim geçmiyor. Bir sıkıntı var. Bu motosikleti lütfen çözün. Ve gün de geçiyor. Temmuz 17'de aldık arkadaşlar. Bugün 5 Ekim. Videoyu çektiğim gün 5 Ekim arkadaşlar. Yani hesap edin. Daha da çözülmedi ha, onu söyleyeyim. Sonunda anlatacağım size ne olduğunu. Gittik geldik, gittik geldik arkadaşlar. Neredeyse yani kilometreye 2 lira yakan bir motosikletten bahsediyoruz ya. Ben servis servis gezmek zorunda mıyım ya? Yani burada bajaja ya da kuralkana bahane bulmaktansa ben servislere bahane bulacağım. Yani tecrübesiz olduklarını ve ben konulara hakim olmadıklarını düşünüyorum. Onların ceremesini de biz çekiyoruz. Ben Kütahya'da ikamet ediyorum. Belki İstanbul'da, Ankara'da şak diye çözeceklerdi bu işi. Arzum motosiklettekiler benim dostumdur. İlgilendiler. Yardımcı olmaya çalıştılar. Ettiler. Yani kendiler teste çıkıyor. Diyor hocam yakmıyor. Evet aldım motosikleti. Diyorum ya 4500, 4800, 4790 da bakım yaptırdım. Evime gidiyorum. Aynı gittiğim güzergahta yakardı. Aa, yakmadı. Vallahi mutlu oldum. Herhalde dedim çocuklar gerçekten çözdüler. Ha bu arada bana da dendi ki cihaza bağladık. Bazı kodlar vardı, onları sildik. Biz gerekli kontrolleri yaptık. İşte Kuralkan'la iletişim halindeyiz. Biz açıyoruz, onlar bizi yönlendiriyor. Kuralkan şurasına bak, burasına bak diyor. Biz de ona göre yol izliyoruz falan. Yani bana çok mantıklı gelmiyor. Bu usta bir yere bağlı kalmak zorunda değil. Her garantilik durumda usta karar verip Kuralkan'la iletişime mi geçecek? Yani kararı verirken iletişime geçme aşaması. Hayır. Bence mantıklı değil bu. Sonrasında dostlar eve geldim.
Birkaç bin bindim. Evet, yakmadı. Ha dedim, Allah'a şükür bu dertten kurtardık sanırım, çözdük bu olayı derken tekrar bir gün bir yerde yaktı arkadaşlar. Sinirlerim bozuldu. Tekrar aldım, servise gittim. Hocam dediler, motoru bırakacaksın. Biz tekrar Kuralkan'la iletişime geçeceğiz. Kuralkan'daki arkadaşlara tekrar kodları söyleyeceğiz. Onlar bakacaklar. Falan filan, sürekli böyle. Motor 4-5 gün yatar. Orasını sökeceğiz. Burasına bakacağız. Arkadaş, 200 küsür bin lira para verdiğim bir motosikletin sağa solu niye dağılsın? Bir. Hadi Türkiye'deki yasalar gereği bunu sıfırıyla değişemeyecekler. Bunu da biliyorum. Bari diyorum kalifiye işçilikle sökülsün, takılsın. O git bu gel, şöyleydi böyleydi arkadaşlar. Arzum motosiklete kızdım. Yani kendiler de izliyorlarsa kendilerine kızdıklarımı bilmelerini isterim. Yani içeride bir motosiklet daha var. Biz onu sökmedik. Onu sökeceğiz. Onun işi bitince seni çağırırız. Ya arkadaş, 2 ay geçmiş. Ben bununla ilgili gitmiş gelmişim. Ya siz benim dostumsunuz. Ya bu beni rahatsız ediyor. Rahatsız ediyor, çözün. Yani benim işimi çözün. Diğerlerini de yapın. Servissiniz. Benim sizden başka gidecek kapım yok. Motosikleti aldım. Haber bekliyorum. Şu gün ararız, bugün ararız. Artık vaktim olacak gibi değil arkadaşlar. Başka bir servise daha gideyim dedim. Yani ikinci serviste de benim iş nihai sonuca ermeyince en son Kütahya Moto Has servisi bulduk değerli dostlar. Gittim. Hiç tanımıyorum, hiç merhabam yok adamlarla. Bakın, bir önceki servisten bu da dahil, ben 2 tane NS200, 1 tane de Dominar 400 satın aldım. Adamları hiç tanımıyorum. Moto Has'a gittim. Dedim kardeşim böyle böyle, rica ediyorum bir teste çık. Bak, seken yerlerden geç, böyle tırtıklı yerlerden geç dedim, zaten yakar sen de görürsün. Hiç itiraz etmedi. Aldı gitti. Evet dedi, problem var. Bak direkt. Sence dedim, bana dedi bir yerlerde bir temassızlık var gibi geliyor ama bunu kontrol etmem biraz zaman alır dedi. Bir saat içinde yapabileceğim bir şey varsa bir bakayım dedi. Bak işte esnaflık çok değerli bir şey, yaklaşım. Sigortaları kontrol etti. Rutin işte diskler, okuyucular. Kendisi de cihaza bağladı. Cihaz hiçbir şekilde ABS beynini görmedi arkadaşlar. Işık yanarken ABS beynini görmüyor. Dedi ki, abi senin büyük bir ihtimalle ABS beyninde problem var. Sen dedi motosikletini bırak, ben bir derinlemesine inceleyeyim. Net teşhisi koyalım. Başım üstüne. Bakın ilk tanışmamızda motosikleti bıraktım adamlara. Bir gün durdu, bir gün sonra telefon. Hocam testleri yaptık. 3-4 ayrı cihazla dedi kontrol ettik. ABS beynine ulaşamıyoruz. Senin motosikletinin ABS beyni kuvvetli, muhtemel bozuk. Aradığımız dedi sorun ABS beyni. Nasıl yapacağız? Garantiden isteyeceğiz hocam. Hiç problem yok dedi. Bakın. Peki dedim. Yarın uğrayayım mı? Evet hocam, sen yarın gel uğra dedi. Bir gittim arkadaşlar, garantiye girişini yapmışlar. Yaklaşık 10 gün öncesinden bahsediyorum bu arada. Garanti girişi yapılmış. Ekrandan da ben dedim resmini çekebilir miyim? Garanti girişini yaptığına dair elimde bir dedim hani bir evrak olsun, bir şey olsun. Çünkü dedim çok uğraştırdı bu iş beni. Çok üzdü beni, çok canımı sıktı. Sağ olsun bana oraya yaptığı girişle ilgili de arkadaşlar resmi çekmeme izin verdi. Kendinden izin alarak ekran resmini de aldım. Telefonuma koydum. Bir huzurla döndüm evime. Durum şu ki arkadaşlar, şimdi 10 gün kadar sürdü. 10 gün içerisinde işte gerekli evrakları istediler. Bunlar sisteme yüklediler. Benim ABS beyni onaylandı arkadaşlar. Kuralkan ABS beynini gönderdi. ABS beyni geldi ama işte ellerindeki iş yoğunluğundan kaynaklı önümüzdeki salı günü, işte ayın 9'u ya da 8'i tam emin değilim, götüreceğim motosikleti. Motosikletimin ABS beyni değişecek değerli dostlar. Hikaye belki biraz uzununuza geldi. Kafanızı ağrıttık aslında. Buradan girmeyecektim ama şuraya gireyim. Durum böyle arkadaşlar. Benim Dominar 400'ümde sıfır aldığım motosikletimde ABS beyninin sıkıntılı olduğuna karar verildi. ABS beynimde problem varmış. ABS beynim değişecek. Garantiye gerekli girişler yapıldı ve ABS beynim geldi arkadaşlar. Moto Has Kütahya'da ABS beynimi sıfır ile değiştirecekler. Yani olmasaydı tabii ki güzeldi. Benim bu üçüncü bajajım. 2 tane NS200 eskittim. İkisi de ABS'li model. Bir tanesi BS6 kodlu 2022 model sanırım ya da 21. Hiçbir sıkıntım olmadı. Onlara da yani birine ya toplamda 30 bine yakın bindim o iki motosiklete de. Servise bakım dışında gitmemiştim. Eski servisimle gayet güzel devam ediyorduk ama sitemim şudur ki burada. Yani bajajın servisleri motosikleti tanımaları yönünden eksik tanımıyorlar. Durumlar bu şekilde arkadaşlar. Dominar 400'ümün gecemin ABS beyni salı günü değişecek. Farkındaysanız hiç yakmadı. Bazen yakıyor, bazen yakmıyor ama
Bu tarz asfaltta zaten bu iş olmuyor. Sizinle şimdi bir kilit taş olan bir yere girseydik ya da şu tırtıkların çok olduğu bir yerden geçseydik muhtemelen yakacaktı. Kafanızı ağrıttıysam kusura bakmayın. Lütfen abone olun, beğenin ve paylaşın. Herkes her şeyden haberdar olsun. Değerli dostlar, benim derdim, ben kimseden para almıyorum. Derdim bilgilendirmek ve anı biriktirmek. Bunun yanında da sizlerin dostluğunu biriktirmek. Tabii hepimiz isteriz YouTube'dan para kazanmayı, işin açıkçası. Desteğiniz beni manevi anlamda destekleyecek arkadaşlar. İçerik üretmek için gaza getirecek. Durumlar bu şekilde. Sorularınız olursa cevaplarım. Sizlerin de deneyimleri varsa videonun altında paylaşırsanız birlikte etkileşim oluşturmuş oluruz. İnsanlara bilgi vermiş oluruz. Saygılarımı sunarım değerli izleyenler. Eğer izleyenler olursa bazı videolar 10.000 izleniyor, bazısı 300 izleniyor. Kendinize dikkat edin, sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.